Günaydın, günaydın, günaydın. Saat 11 Pazar taktik tahtasıyla karşınızdayız. Her zaman olduğu gibi İhsan Bayülken'le birlikteyiz. Artık Final Four dönemi bu yüzden biz de yavaş yavaş Final Four temposuna giriyoruz. Ve bugün Final Four takımlarının Öne çıkan detaylarını konuşacağız. İlk programımız iki program üst üste biraz Final Four detayı konuşacağız. Koç günaydın. Günaydın İsmail. Ee, dört takım Final Four'a çıktı. Sezonun en çok hak eden dört takımıydı demek yanlış olur mu? Net. Yani e, normal sezonu bitirdik. Playoff'ları bitirdik. Artık şimdi şimdiki... Kumbarada bir ekenleri açıp ne kadar paran var yani ne, neyim var artık onu gösterme zamanı. Peki Fenerbahçe-Beko ile başlayacağız. En çok öne çıkan oyuncuları hangisi Fenerbahçe-Beko'nun? Ee, o seçtiğimiz pozisyonları neden seçtik ee, öyle konuşalım. Şöyle demek lazım. şimdi Artık iki takımında birbirlerine Final Four'da önlem düşün Bazı oyuncuları ön plana taşımamız gerekiyor. Tabii ki burada çeşitlilikler olabilir ama Sulukas'la Veseli'yi Fenerbahçe'de ön plana taşımak işte Anadolu Efes'te de mis işte Muerman'ı ön plana taşımak en mantıklısı Daha mantıklı. Daha mantıklı görünüyor. Peki hemen bakalım Fenerbahçe Beko Sluka'sı ve Veseli'yi nasıl kullanıyor seçtiğimiz pozisyonlar var. İlk pozisyonumuz Veseli'nin bir sırtı dönük oyunu üzerinden ona bakalım. Tabii çok eksiği olacak Fenerbahçe Beko'nun bu pozisyonda Joffre Loven e, var ama o normalde oynamıyor. Veseli'nin sırtı dönük oyunu Fenerbahçe'nin saha içi yerleşiminde. Melih Guduric ve istasyonla gelen bir basket. Burada topu getirene de baskı var. Evet duralım lütfen. Şimdi Fenerbahçe'nin her zaman için oyun kurucularına baskısı rakip takılanın tercihlerinin başında geliyor. Bu hiçbir zaman değişmedi. Ve sonuç itibariyle Fenerbahçe'nin aradığı tek bir şey var. Topsuz oyunu devreye sokabilmek için oyunun akışını bir yerden başlatmak. Ve bunun için de tercih genellikle içerideki bir eşleşme problemi olabiliyor. Arkası dönük oyundan sonra dış oyuncuların konumlanması oluyor, ama bu senaryo sahada hangi beş olursa olsun mutlaka vazgeçilmeyen bir nokta. Bu çok önemli bir konu aslında koç. Ee, Hem hani bu arada bugünkü şeyi bugünkü programı şuna benzetiyorum. Hani sınavdan önce son kez bir notları gözden geçirirsin <laughs> ya. Bizimkisi aynı oldu yani geçmiş notlarımızı. Vizeler bitti diyorsun yani. Son kez evet vizeler bitti. Son final dönemi öncesi notlarımızı gözden geçiriyoruz dersimize çalışmak için. Ee, burada şu var. Final four takımlarını detaylı incelediğimizde perde oyunu üzerinden en az oyun başlatan takım belki de Fenerbahçe Beko. Ya yani illa o pick and roll başlamıyorlar. İlla o perdelemeyi almıyorlar bunun için. Bu da onun bir e, kanıtı. Evet. Bu aynı pozisyon. zamanda o perdelemeyi de bazen o bu içeride yine o pası vermek, vermek için, için kullanıyorlar. Kullandım. Devam edelim lütfen. Duralım. Duralım. Bu artık Fenerbahçe'nin alışık olduğumuz sağ içi yerleşimi. Üç tane dış oyuncu, 3 sayı çizgisinin gerisinde. Toplu olan oyuncu Veseli dip çizgiden yardım geleceğini bildiği için ortadan kapatıldığının farkında. Ve burada da perdeleme, geliyor. perdeleme ben yapayım, e ben yapayım yaptım. E Löwen de arka tarafta Melih'in pozisyon alması için perdeleme. Şu anda opsiyonel olarak, opsiyonel olarak tercihi dış oyuncuların içeri kapanan savunma karşısında aktif olarak kullanılması. Devam edelim lütfen. Bu arada Efes'in de yardımı genellikle dip çizgiden getirdiğini hatırlatalım. Şu anda Fenerbahçe hücumunun tek istediği nokta. Duralım burada lütfen. İki oyuncu, iki tane oyuncu şu anda Melih'in üstüne geldi ve savunma dengesi bozuldu. Ve üstelik pas açısı da var. Şimdi Melih bir topu bir kere sola vurup pas açısını yaratacak. Devam Aslında edelim. vurmadan da döndürebilir mi? Yani ulan Ulanovas büyük ya biraz. Gelişiyle riske girmek istememiş. Duralım. Mi? Normal şartlarda şu anda sen sağının bir tarafını tamamen yığdın. Boş olacak şekilde savunmanın dengesini bozdun. Nereden başladı? Veselin içerideki arkası dönük oyununa sağ içi yerleşimini destekleyerek başladı. Yani Ve bu... şöyle yaparsak eğer ee, işte top tarafı zayıf taraf olayına girdiğimizde Fenerbahçe'nin top tarafında iki oyuncusu var. Jalgiris kavnasında bir oyuncusu var. Ve tabii ki burada Nate Walters da mecburen Guduric atmasın diye yardım gelmek, gelmek, zorunda, durumda. kalmış. Evet. Devamını oynayalım lütfen. Duralım. Aslında Kaunas takımının rotasyonları doğru. Yani nedir? İşte Ned Voltaus Gudric'i yakalamış. Aaron White mecburen Sulukas'ı yakalamış. Ama burada işte yine iş oyuncunun yeteneğine kalıyor. Sulukas'ın topu vurduğu yerin doğruluğuna kalıyor. Ve bunu yapmak için de oyunun içinde Obradovic oyuncularına diyor ki düzeni oyna. Ama devamında yeteneklerini sergileyeceğim bir alan mutlaka seninle olacak diyor. Yani Sulukas'ın yeteneği de topu yere vurmak. Orada şutu atmaktansa daha çok çembere gitmesini A istiyor. Aynen öyle. Çünkü burada üstüne koşarak gelen bir uzuna karşı aktif bir şey yapman gerekiyor Peki. ve doğrusunu yapıyor. Çembere gidiyor. Çembere gittikten sonra Sulukas da bu oyunu çeşitli oynayabilen bir oyuncu. Devam edelim. Potaya kadar da gidebilir. Duralım. Böyle dribbling üstü şutları da en iyi atanlardan biri Avrupa'da bunları zaten farklı kılan o. Acaba Obradovic bunun yapması için arkadaki alanı da boş bırakıyor olabilir mi diye düşündüğün anlar olabilir. Özellikle tepeden oynanan ikili oyunlarda savunma geride kaldığı zaman uzun. E, Sulukas bunları çok net bir şekilde atıyor. atıyor. Ve evet. burada yine Veselin üstündeki yerleşimine baktığın zaman rakip takımın Sulukas'ın atmaktan başka bir opsiyonu kalmamış. Kalmıyor. E, Obradovic'in tercihi burada zaten takım halinde baktığın zaman her oyuncunun eline top değerek biten bir ucum. Evet. Löwen top çıkartmaya yardım etti. Veseli üstüne oyun kuruldu. Melih devamını oynadı. Gudur işte. slukas da bitirdi. Slukas pas kiti atsın sonraki pozisyona geçelim. Şimdi e, iş hep slukasa kalıyor diyoruz Fenerbahçe'de. Yani slukası neden bu kadar çok öne çıkarıyoruz? Çünkü neredeyse hepimizin değil mi e, en iyi beşindeydi evet. Kostas Slukas. Bu sezonun en değerli oyuncularından birisi lig liderinin lider oyun kurucusu. Burada yine Yan Veseli üzerinden hazırlanan bir oyun var. Ve Kostas Lukas'la bitiyor köşede. Cici Datome'nin yüksek ihtimalle oynamayacağını açıkladı dün. Ee, Jel Obradovic Final Four'da. Fenerbahçe'nin düzenlerini bozacak bir durum. Yani Loven Datome yok, Kalinic de belli değil dedi. Kalinic ve Veseli'nin de durumu belli değil. Nasıl gelecekler bilmiyoruz. Geri dedi. gelelim lütfen. Geri gelelim. Duralım. Şu anda sağdaki 5'e baktığımız zaman kısa 5 ile oynayan bir Fenerbahçe var. Öte yandan ee, burada Veseli burada, Datome burada, Sulukas burada. Sonuç itibariyle burada Datome perdeyi yapıyor. Daha sonra Veseli perde yapıyor ve Datome'nin buradan çözülmesi üstünden bir pozisyon aranıyor. Biraz sonra Real Madrid'in Rudy'yi kullandığı pozisyonda yine buna benzer bir pozisyon göreceğiz. Devam edelim lütfen. Yani yüksek iki perde zaten hani genellikle Horns olarak adını verdikleri oyun takımların onun üzerinden başlayan bir hücum. Duralım. Şu anda e, yine Veseli içeride bu sefer Higgins'te kaldı ve rakip takımın savunması çalışmak zorunda. Çünkü o eşleşmeden bir sorun çıkmaması için çalışmak zorunda ve rakip takım kendi oyuncularını kontrol ederken aynı zamanda Veseliye yardıma gittiğinde nasıl savunmayı desteklerim diye pozisyon alması gerekiyor. Evet ve dip çizgiden yardımı getirebilecek durumda değil şu anda Fenerbahçe'nin yerleşimi sayesinde. Hani Fenerbahçe'nin yerleşimi bunu sağlıyor. Yalnız o CSK dip çizgiden çok genellikle yardımı Obradoviç gibi mi diyorsun? Evet, tepeden, tepeden getiriyor. Bu biraz atletizmle de alakalı olabilir. Yani dış oyuncuların. Ama CSK onu çeşitlendiriyor. Fenerbahçe'de kesin kural, CSK'da tabii, tabii, tabii. çeşitleniyor. Ya şimdi, Dikten e, de getiriyorlar. Final Four'da yani. sürprizler bizi bekler mi peki? Ben Fenerbahçe'nin değiştireceğini düşünmüyorum sen. Ben, ben eksiklerden dolayı sakatlık raporuna göre bazı e, varışlar değişebilir diyorsun. Bir yerlerde risk alması gerekebilir. Devam ya. edelim lütfen. Yani şu anda CSK iyi savunma yapıyor. Duralım. Kaleniç çok kötü bir yere gidiyor. Ama burada önemli olan nokta CSK'lı oyuncuları nasıl biraz önce Kaunas takımını bir yere yığmıştı. Şimdilik de dip çizginin altına yığma başarısını göstermiş durumda. Sen biraz önce White'ı ikiye bir olarak göstermiştin. Şu anda da Hackett'ı ikiye bir olarak gösterebilecek şekilde Fenerbahçe hücumunda yine doğru bir sona doğru gidiş var. Devam ettik lütfen. Daniel Hackett orada iki kişiyi savunmak zorunda duralım. Hainz yine iyi yardıma geliyor ve işte Fenerbahçe'yi farklı kılan noktalardan biri bu. Hemen yine atak var. ama diğer oyuncuların da sağ iç yerleşiminde istasyonları dolduracak şekilde tekrar açılması. Zaten olay şu. Şimdi oyunu nasıl izliyor bak görüyor musun? Kalinic'de, Slukas'ta oyunu nasıl izliyor? Ee, burada oyun süresi 4.7. Slukas hemen buraya doğru açılıyor. Ve saha içi yerleşimini yapıyor. Evet zaten hani savunmada atak olduğu zaman çembere kapanırsın. Ondan sonraki dışarı açılman çok önemlidir de evet. Fenerbahçe bunu en iyi yapan takımlardan biri. Ama sadece savunmada değil, hucunda da bunu net bir şekilde yapıyor. Devam edelim lütfen. Duralım. Veseli rebound pozisyonu için hazırlanıyor. Şimdi Datomen oraya topu vurduğu zaman normalde başka bir oyuncu olsa adımlar potaya 12. atmaya gider. Evet. Ama... Datome biliyor ki orada yardım geldiği zaman bir oyuncu boş kalacak. Babi'nin pozisyonuna bak. O da doğru açıya doğru kendini hareketlendirmeye aynen, çalışıyor. Aynen Pas açısına doğru ben aynen, de bir iş aynen çıkarabilir öyle. miyim diye. Yani normal şartlarda 4 saniye kaldığı zaman oyuncu panik düğmesine basar ve direkt kendisi çözüm üretmeye çalışır. Ama Fenerbahçe için durum farklı. E zaten Fenerbahçe'yi farklı kılan nokta da bu. Devam Hala. edelim. Pas geliyor ve köşeden üçlük sonra bir de hani temas yaratmaya çalışıyor Cici orada. Hani bir perde de yapar mıyım diye. Ve şut atılırken 3 tane Fenerbahçe oyuncu da ucu ribaundunda. Evet. Zaten Kalinic ve Veseli de orada işte sağ içi yerleşimi niye bozuldu diye bir ufak toplantı yapıyorlar. 3. <laughs> <Üçüncü> pozisyona <laughs> geçelim. Şimdi Fenerbahçe'nin hep saha içi yerleşiminden bahsediyoruz. Bu önemli ama set temposunun da yukarıda olması fark yaratan işlerden birisi. Özellikle Slukas'ın sahada olduğu dönemlerde bu set temposunu çok yukarıda görüyoruz koç. Bakar mısın 5 kişi nasıl koşuyor. Yani bu sefer tempoyla ee, buldular sımacı. Şunu atlamamak gerekiyor. E, Fenerbahçe, duralım lütfen, oyun içinde tarzını çok çabuk bir şekilde değiştiriyor. Yani o anda takım neye ihtiyaç varsa bunu sahada dikte etme konusunda çok çabuk şekilde organize olabiliyor. Yani 5 oyuncunun birbirinin ayağına basmadan sahayı bu şekilde aktif kullanıp ve boyalı alana hep o bütün programlarda yaptığımız gibi boyalı alanı boş bırakacak şekilde organize olması kolay çok zor. bir şey değil. Yani e, saatlerce saatlerce idmanda saatlerce. çalışmak gerekiyor yani. %100 yani, yani öyle olmaz yani. Bu Hadi bunu yapalım diyemezsin. Ben şu hücumun altında Hani bin saatten fazla idman vardır ya öyle söyleyeyim. Ya tabii şimdi biz burada seyrediyoruz kolay kolay aa, ne kadar güzel olmuş falan ama dediğin gibi yani bu çok kolay bir şey değil. Ciddi mesai yani kart basman lazım sürekli evet. kart basman lazım. Hı. Devam edelim lütfen. Şimdi Loven doğru yere koştu. Geri gelelim Sinan lütfen. Top... Herkes bir yere koşuyor değil mi? Duralım. Şu anda... Hani futbolda da oluyor ya böyle hazırlık pasları oluyor evet. ve ondan sonra en son karar anında bir anda tak diye vurursun. Futbolda evet. da öyle bir anda ceza sahasında gitme gibi. Şu anda Sulukas'ın amacı tamamen o hazırlık paslarıyla beraber tempoyu korumak, sayı atmak değil. Şu anda sahada önemli olan nokta 5 oyuncunun hareketlerini sağlayıp tempo üstünden neleri değiştirebileceğini görmek. Devam edelim. Yani Sulukas'ın şu anda çembere gitmesinde Sinan'ın top almasında hiçbir aktif bir durum yok. Şu anda hazırlık pasları yapılıyor. Yani bu 5'e 0 sürekli takımların yaptığı çalışmalar gibi. En sonunda e, Bayes'ti değil mi o? Evet. Artık daha ne yapalım diyor. Yani yeter artık bir durun da diyor. E, <laughs> nefeslenelim nefeslenelim diyor, diyor. Tabii bu e, geri gelebilir miyiz? En başa. Evet ilerleyelim. Kalinic topu aldığında bir duralım. Duralım. Şimdi bu yerleşim aslında Fenerbahçe'nin başka bir hani sezon başında çok kullanılan sonra şey biliyorsun. Sonradan Fenerbahçe'nin çok e, vazgeçtiği bir yerleşim. Normalde işte hani Sulukas önce şuraya gidiyor. Yani Sulukas dediğim o forvet oyuncu önce oraya gidiyor. Buradan Veseli e, bir per Veseli'ye bir perde daha doğrusu şöyle diyelim. Perde şuradan geliyor Veseli'ye. Veseli de bu perdeden böyle dönüp buraya doğru gidiyor. Şuradan da Veseli'ye doğru bir el pası geliyor. Aslında yerleşim o. Yani ilk hissettirdiği, bu setin bize ilk hissettirdiği şey bu. Rakip savunma olsan önce ya bir dakika Veseli'ye alayıp geliyor oraya konsantre olayım dersin. Sonra bir anda beş kişi birden koşup farklı iş yapıyor. E ee, ama bu zaten beraber yaşamanın getirdiği bir şey. Bir anda bitiriş noktası farklı değişebiliyor. Bir şey yani evet. kitabın başı aynı ama <laughs> Ee, sonu farklı olabiliyor. Ee, burada tabii e, aksiyon noktalardan bir tanesi bence Löwen'in hala yani e, ne tercih yapacağı konusunda bütün sezon söylediğimiz gibi evet. o kararı verememesi. Devam edelim Final lütfen. Ford'a olamayışı etkiler mi Fenerbahçe'yi Löwen'in? Mutlaka etkileyecek. Yani size olarak etkileyecek. Duralım. Yani şu anda hareketlilik başladı. Sinan'ın yukarı doğru yaptığı topu sürme tamamen sağ içi yerleşimini desteklemek adına. Yani Açıları oluşturmak için. Diğer oyuncuların doğru açılarda pozisyon almasını sağlamak için. Yani şimdi şu anda Löwen sağ içi yerleşimi için pot altından kat ediyor. İki kişi çembere doğru, iki kişi çemberden uzağa aynı anda hareket ediyor evet. Fenerbahçe'de. Devam edelim lütfen. İlerleyelim. Şu anda Sinan açıları yakalattı. Duralım. Sinan diyor ki gel diyor yani hareketlilikte devam edelim diyor. İlk topu Kalinic'e veren de Sinan'dı Hı. ve oradan o hareketliliği başlatmıştı. Şu anda Veseli'nin topu aldığı yer, ilk aldığı yer çemberden uzak olduğu zaman topsuz oyunu dış taraftan tamamlıyordu. Şimdi... Yine kısaların top elinde olacak şekilde hareketliliği sağlamaya çalışıyor. Rakip uzunu da buraya kadar çıkarmış evet. oldu çemberi savunma. Yine boyalı alanda o boş alanı e, aktif olarak katlarla kullanan bir Fenerbahçe var. Yani Veseli'nin çemberden uzak oynayabilmesi, kendini anlamlı kılması Fenerbahçe Beko için çok değerli. Çünkü çok. rakip savunmanın çember e, koruymasını çok daha zorlaştırıyor. Yani Veseli... yani burada Veseli'nin... Şimdi Veseli'nin normalde burada duruşu ne kadar anlamlı diye soruyorsun. Gerçekten çok anlamlı. Evet çünkü alan arkadaki alan daha fazla boş oluyor. Evet, daha Devam edelim. Bir sonraki pozisyonda da Real Madrid maçı pozisyonunda da bundan bahsedeceğiz zaten. Duralım. Kalinic kendisinden önce savunma oyuncusu elden top almasına izin vermediği için hemen içe döndü. Yine alanı tamamladı. Sağ iç yerleşiminde yine hiçbir problem yok. En son karar aşamasında 7 saniye kala Sulukas topla buluşmayı başarıyor. Ve diğer tarafta sağ iç yerleşimine baktığımız zaman yine oyuncuların hareketli ama arkadaki alanın boş kalacak şekilde organizasyonunu tamamladığını görürüz. Devam edelim. Duralım. Biraz önce Veseli'nin sen çemberden uzak olduğu zaman ne kadar çok faydalı olabileceğinden bahsetmiştim. Şu anda Veselin'in o pot pota altından uzak olmasını nasıl anlamlandırdığını görüyoruz Fenerbahçe'nin. İşte onu onu ondan bahsediyorum. Evet. Kendisine faydalı burada. Yani Veselin'in çeşitli kullanılması Kesin. bu. Kesin. Devam ettik. Çemberden uzak olan bir pivotun üçlü tehdidi çok önemli. Veselin'in pası var mı? Var. Çembere gidip içine vurması var, var mı? Var, var. Yani dribling'i de var. Her ee, şey var. 2.5 buçuk ortalaması. Şutu var, var mı? mı? Şutu Şöyle bir şey, Obradovic at derse atıyor. Atıyor, devam edelim. Ve burada e, Oliver ile ters taraftaki oyuncuları kovalarken boyalı alanı artık hiç yapacak değil. bir şey yok. Çünkü o kadar aktif bir hücum e, varyasyonları var ki oyuncular da kendi adamlarını öncelikle tutmak zorunda kalmışlar. Bir de rakip biraz yaşlı tabii burada. Onlar hiç dayanamamış bu tempoya. Bir sonraki pozisyon. <laughs> Final Four'da böyle bir problem yok tabii değil mi? Yok. Şimdi Real Madrid maçına geldik. Bunu hem Fenerbahçe'nin Veseli'yi nasıl çeşitli kullanabileceği üzerinden hem de Real Madrid'e karşı nasıl hücum edilebileceği üzerinden görmek istiyorum koç. Ee, şimdi tabii e, sen bunu anlatırken ben acaba dedim e, Anadolu Efes maçında da Dans'ın eşleşmesinde çemberin uzakında tut e, duralım lütfen. Dans'ın ya da Tibor da öyle. Yani şimdi evet Tibor da öyle. Yani acaba Veseli'yi oraya alıp e, kullanır bir orta mı? kullanır mı? diye e, ama tabi burada e, şunu unutmamak lazım. E, sağdaki diğer 4 oyuncu kim olacak? Yani boyalı aktif kullanmak anlamında Burada e, Sulukas tamamen tercih şu anda Fenerbahçe'nin taberesi oyundan düşürmek. Bence şu 5'te e, şu 5'in aynısı olur. Datome olmayınca Babi olur Fenerbahçe'de. E, ama o ne kadar. Yani Fenerbahçe'nin Final 4'teki sakatlıklar yüzünden konuşuyorum. İdeal beşi bu olur. Kalin için nasıl döneceği de önemli. Eğer o olursa Fenerbahçe'nin rotasyonu çok daha rahatlar. O zaman Slukas, Gudric, Kalinic, e, Melli veseli olur. Tamam ama şu anda Real Madrid'de 3 e, uzun gibi yani dek oynuyor. E, metre metre değil mi? Metre metre. Ve burada e, Slukas'ın amacı şu. Burada e, perdeye takılmasından dolayı e, Tavares Slukas'ta kalıyor. Ama günümüz basketbolunda artık kısalar burada uzuna bırakırdı. Devamında e, takip etmezlerdi. Slukas bundan 3 sene önce olsa bu pozisyondan sonra köşeye gider o şutu atabilecek duruma gelirdi. Ama artık bu perdelemelerden sonra kısalar yine kaybettikleri oyuncuyu yani takip etmek zorunda kaldıkları oyuncuyu yakalamaya çalışıyorlar. Tavares de o yakalayana kadar onu güvenli bir şekilde kontrol etmeye çalışıyor. Devam edelim lütfen. Şu anda Sulukas Tavares'in üstüne atak yapıyor ama Kazör takip ederek Tavares'in dışarı çıkmasını teslim ediyor. Tavares tekrar boyalı alanda pozisyonunu alıyor. Duralım. Datome saha içi yerleşimini desteklemek için doğru yere koşuyu yapıyor. Burada Guduric doğru yerde. Aslında Fenerbahçe'nin istediği senaryo oluştu. Forvet'ten 2'ye 2 iki, bir ikili oyun yarattılar. Yarattı ama sonuçta bir şey çıkmadı. Yani bir yandan Real Madrid'in de istediği şu anda olmuş durumda. Eşleşmelere baktığın zaman hiçbir sorun yaşamayan bir Real Madrid savunması görüyoruz. Devam eder lütfen. Ama en azından yardımı zorlaştıracak Duralım. bir saha içi yerleşimi var. Burada tabii biraz geri gelebilir miyiz? Geri gelelim lütfen. Biraz daha. Duralım. Sulukas'ın burada ne kadar akıllı bir oyuncu olduğunu görüyoruz. Yani topu dışarıya doğru taşıyor. Buradaki amaç taveresi potadan gel, uzak gel, e, gel gel yapıyor. <laughs> yani şimdi burada oynasa... Tavaresin hem yardım yapıp hem veseliye dönmesi kolay. Ama topu daha böyle açık denizlere, orta sahaya doğru almaya başladığı zaman Tavares'i de kıyıdan uzaklaştırıyorsun. Öyle olunca yani koşu, o zaman koşu yarışında işte... koşu yarışında kim yener? Veseli mi, Tavares mi? Ya güzel bir soru. Veseli yener Veseli tabii yener. ki. Ama sonuç itibariyle burada Sulukas açığı yani alanı genişletiyor. Yani Tavares'in kısa mesafedeki etkisini azaltmaya yönelik topu geri çekiyor. Devam edelim lütfen. Duralım. Nereden başlıyor görüyor musun? Orta Daha da çekiyor oradan. Evet Devam. Devam ettik. Eurolig'in o G'sinden başladı yani. Yani şu anda Sulukas istediği senaryoyu yakalamış durumda. Yani Tavares yardıma gelmek zorunda kalmış. Veseli de perdenin tersine Sulukas'ın hareketlerini gördüğü için pas Çözülmüş. kanalında kalmış. Hı. Devam ettik. Duralım. Şimdi Tavares için iki tane senaryo var. Bunu hatırlarsın Bayern Münih maçında Hı -hı. Bartel, Bartel sürekli üstüne atak yapıp atmıştı. Şimdi Veseli'nin 3 sayılık atışı olmadı. İcigeris maçında da e, şey Brandon Davis. Ama Brandon Davis daha yakın. E, orada kaç Beş basketi mi bu şekilde atmışlardı? Yani şu an Veseli şurada, Brandon Davis de buradan atmıştı. Yani e, koç olsan sen de Tavares'i oyundan düşürmek için bu atışları Bak, en, mısın? en güçlü tarafı yani e, geçen gün hani konuşuyorduk ya bence Tavares ve Campasor Real Madrid'in en güçlü tarafı Tavares ve Campasor Real Madrid'in en zayıf tarafı aynı zamanda. Yani bunu herkes kullanmak istiyor yani CSKA da kullanıyor belki hangisi de bu şutu atarken görebiliriz. Ama Vesel'i e, Tibor ve e, Dansin'e karşı bu şutu atmak için bir konumlandırma da buralarda olabilir. E, bunun da amacı kısaların üstündeki baskıyı tamamen azaltmak için. Ve burada Veseli Peki. bu yeteneği var ve bunu da kullanıyor. Devam edelim. Yani olayın devamında yine Datome topa geliyor ama bu e, tercih edilecek. Evet. Peki e, bir, bir kısa ara verelim sonrasında Fenerbahçe-Beko Anadolu-Efes eşleşmesini konuşmaya devam edeceğiz. Taktik tahtası devam ediyor. Final Four'un detaylarını konuşuyoruz. Fenerbahçe'de Slukas ve Veseli'yi konuştuk. Anadolu Efes'te listeye Mitsic ve Muharrem mı yazıyoruz. Evet şu anda onları yazıyoruz. Yani yine bir kısa bir uzun diye devam ediyoruz. Ee, diye. Öyle, öyle olması yani hikaye evet. değişmiyor. Bir kısa bir uzunu mutlaka yakalaman gerekiyor. Peki başlayalım. Vasilya Mitsic'in yine uzunun içinde olduğu bir pozisyonu. Efes'in maç başlarında kullandığı setler genellikle çok kişinin top kullandığı, topa çok kişinin değdiği ve tempolu setler oluyor. Bu da o setlerden birisi Panathinaikos maçı ki bence bu sezon Efes'in potansiyelini fark etmesi açısından en önemli maçtı. Duralım lütfen. İlk kez böyle büyük büyük bir takımı yendiği maçtı bu sezon bu maç. Ee, ...çok da iyi savunma yapmıştı. Evet. Yani sadece hücum performansını değil. Şimdi Anadolu Efes'in biz sezon boyunca hep üstünde basa basa söylediğimiz nokta tempo. Ama diğer yandan da zaman içinde Anadolu Efes'in rakip takımlar karşısında adam değişmeli savunmasına karşı... ...bu tempoyu koruyamadığı anlarda uzunları devreye sokarak veya pas trafiğine sadık kalarak bulduğu çözümler var. İşte buralarda Tibor olsun, dansın olsun pas istasyonlarında olması... Her zaman için Anadolu Efes'in hücumlarındaki çeşitliliği veya sorun çözme kısmının halledilmesine ön plana çıkabiliyor. Ama şimdi Dunston'ın paslarından bahsediyorsun. Veseli artık yaratıcı bir pasör haline geldi. Dunston bence hala Orada o seviyede değil. değil. Yani Dunston tamamen uyguluyor. Sette ne varsa uyguluyor. Ama o uygulama işte takımın diğer Açırıyorum. oyuncularına da alan yaratıyor. Yani sonuçta Hani bazı oyuncunun geçmişte işte bir oyuncum vardı. Şutu yoktu ama şutunu risk ediyorlardı. Ben yine de atmasını isterdim. Gerekçesi onu kaçırsa bile bir dahaki sefer o oyuncu oraya gelecek. Gelmek Aynen. zorunda. Devam edelim. James Anderson'la yine yüksek bir ikili oyun. Yine hareketlilik devam ediyor. Bobo Amoerman köşede. Duralım. Şu anda Dansın topu aldığı yer hiçbir şekilde tedirginlik edici bir nokta değil. Yani oradan şutu yok. Yok ama Kalatis'in işte o agresif ben top çalarım mantığı burada Boba'ya bir hareket alanı ister istemez buldurmuş durumda. Ters tarafa baktığın zaman aktif olarak oyuncuların potaya kat etmesi dışında çözüm üretilecek bir durum yok. Yani hani birbirlerine Yel perde, perde iyi. yapsan evet. birbirlerine perde yapsan bir şey olur mu diyorsun. Hiçbir şey olmaz. Devam edelim lütfen. Ve Dansın burada en doğru noktaya dönüp o pası verip hücumun devamlılığını sağlıyor. Geldi ikinci perdeye ve hemen devrildi. Dansının ayağı takılmasa burada. Smaç. Ya smaç olacak ya da Moerman'a verecek köşeden o basket gelecek. Devam ettik. Duralım. İşte EuroLeague basketbolunun hücumlardaki esası. Adam eksilttiğin an doğru pası verecek organizasyonu, sağ içi, yerleşimini sağla. Şu anda rakip takım biraz önce forvet tarafında 3'e 3 iken e Boba'nın dansına verdiği pasla ters taraf şu anda Misic ekranda yok ama 3'e 2'ye gelmiş durumda. Evet. Ve yani burada şu anda Misic burada ve bu 3 bu 2 de bunları savunmak zorunda. Evet, şu anda istenen noktaya gelmişsin. Yani şimdi burada dansın boyalı alandan sorun üretme, yani çözüm üretmesi çok kolay değil. Ama Moerman potaya kat ederek 3'e 2'yi 2'ye 1'e çevirmiş. Evet. Çünkü Langford onu almak zorunda kalıyor. Devam edelim lütfen. Duralım. Ve. Şimdi burada 2'ye 1 var. Ve şu anda e, ters taraftaki Antetokounmpo değil mi? Yanlış evet. görmüyorsam. Evet evet tercih olarak top seviyesine inmek zorunda. Yani savunmalarda hep istenen şey top hizasına gel. Top hiza. Ve tercih olarak da James Anderson'ı savunmak zorunda kalıyor. Nasıl Langford topun seviyesinin altına indiyse Antetokounmpo da o seviyeye gelmek zorunda. Ve işte burada karar anında dansın var. Karar anında dansın var. Savunmanın da bir karar vermesi gerekiyor. Aslında burada e, Stefan Lazmen'in de hani Mitsiçe yönelmesi A, savunma çözümü yaratabilirdi. Şöyle koş, koşuyor olması ee, savunma çözümü yaratabilirdi ama çok kolay değil uzunların. Hep konuşuyoruz ya uzunların o yardımdan sonra doğru adamı <laughs> dışarıda bulması kolay değil. Bu biraz savunmadaki stratejilerle alakalı. <laughs> yani burada Kalatis ile acaba adam değişerek mi savunma yapacaklardı yoksa sıkıştırma mı yapacaklardı? O detayı bilmiyoruz. bilmiyoruz. Peki Devam Dansın edelim. ne yapıyor? Duralım. Şu anda Dansın en doğru pası veriyor. Ve opsiyonel olarak Yine rakip takımın savunmasına bakarsan birbirleriyle tamamen de organize. 3 oyuncunun yüzünü çembere döndü. Yani e, dip çizgiye döndü. 2 oyuncunun topu savunma çabasında oldu. de organize bir pozisyona gelmiş ve dansında net bir şekilde vermiş. veriyor. Devam ettik. mis için de bu sabit duruları sokabiliyor olması Efes için çok önemli. Şimdi normalde ne beklersin? Biz Antetiko'nun 2'ye 1'e kaldığını düşündük, değil mi? Ama pas Pans verirse Langford oraya geleceği için yani Missy şu anda karar veriyor. Sezon başında sen bir şeyi tartışmıştık hatırlıyor musun? Bulunduğu yer mi? Bulunduğu yer. Üç sayı çizgisinin yanında mı olmalı, yedi metrede mi olmalı? Oradan o şutu sokuyorsan, bak şimdi yine aynı şeye geldik. Yani hangisi ee, doğru? Yanlış değil ikisi de ama şöyle oradan bu şutu sokabiliyorsan bu mesafeden çok büyük bir avantaj yaratıyorsun. Çünkü burada olsa bu oyuncunun yardımını daha kolaylaştıracak. Bu oyuncunun gitmesi gereken mesafe daha kısa olacak ama sen şu anda mids için olduğu yerden bu şutu sokabiliyorsan, yani 8 metreden bu şutu sokabiliyorsan o zaman sağ iç ee, çok daha destek Yine olabilir. de e, şutuna bakarsan yani dik olması lazım. Dik Bak, mi? Değil. Hafif öne doğru kaymış. Yani e, biliyorsun. Mesafeden dolayı mı? Mesafeden doğru duruşun bazen biliyorsun mis için ceza atışlarında sıkıntı, sıkıntı var ve şu anda Son da dedim ya, o sabit şutları sokması lazım yani dikeyliğini bozmuş yani şimdi atıyorum ben hep şunu kovalarım yakından attığın zaman yüzden daha fazla olur ama senin dediğin noktada günümüz basketbolun artık 7 metrelerden insanlar rahat rahat atıyor bu mis için özelinde herkes o topu kullanabiliyor. Ama buradaki o tercihi yaparken oyunun akışına neyi kontrol ettiğin çok önemli. Bu hep şey koç. Yani hep trendler. Yani Stephen Curry, Klay <laughs> Thompson'la başlayan iş bu. Hani eğer 8-9 metrelerden istikrarlı şut sokabiliyorsanız zaten en büyük, herkesin en çok tercih ettiği şey ne? Jelik Obradovic'in oyununu tek kelimeyle özetleyin dersek ne diyoruz? Saha içi yerleşimi yani. Evet o yerleşimi, ama... o alanı ne kadar açabiliyorsan o kadar iyi. 9 metreden açıyorsan başımla beraber. Ee, kaç tane Fenerbahçe'de 7 metreden atan oyuncu var? Şu Yani 6.75 zaten düştü. 7 metreye yani işte yine yani sen mesela, 8 9 diyorsun. Yani işte sen, ben 6.25'te kaldım için kafaya poralarda. <laughs> ee, kaç tane görürsün? Az. Az. Ama sonuç itibariyle baktığın zaman e, gelmek istediğim nokta şu. Artık eee 3 sayı savunması eskiden biz 6-25'lerde yani tam çizginin hı hı. kenarına şimdi o mesafe çok uzadı. 8-9 evet. metreden evet. şut savunması yapman gerekiyor. Evet. Ama onun olabilmesi için de boyalı alana savunmayı getirmen gerekiyor. Mitsic soksun şutu. Bir sonraki pozisyona geçelim. Dans'ın da burada doğru tercihinin bir kez daha altını çizmiş olalım ama Mits için de bu sabit şutları sokmasının önemini vurgulayalım. Şimdi yine Efes'in bir oyunu. Yine Mitch için bir üçlüğüyle bitecek ama Efes'in artık imzası bu. Adrian Moerman'ın sırtı dönük oyunu üzerinden bir eşleşme yaratıyor ve Mitch için yine Ay, denk gelmiş bak 8.5 9 metreden üçlü. 8 metreden değil. Duralım lütfen. Peki e, bu konuyla ilgili değil. Hı hı. Biz şimdi senelerdir program yapıyoruz. Artık belli bir noktadan sonra birbirimizin nerede ne yapacağını ezber. Falan. ezber. Oyuncular da acaba diyorum 30-35 dakika birbirleriyle oynadığı zaman Orada çözüm bulma konusunda bazı şeyler otomatik yapmaya başlamazlar mı? Sence Efes'in sene başıyla bugünü arasında bir fark yok mu? Net fark var. Yani oyuncular birbirlerinin ne zaman, nerede bulacağını, hangi oyuncu şimdi atacak veya hangi oyuncu devreye... Bunlar artık otomatik... Efes sene başında... Daha rotasyonu potansiyel... böyle bir avantajı var. Efes sene başında potansiyelinin yüzde kaçını kullanıyordu sence? Yüzde otuz filandı bence sene sonuna geldiğimizde şu anda %90'larda. Yani şu anda vurup gidiyor. Evet. Yani vurup gidiyor. Yani hiç öyle bir problemi yok. Her şey artık otomatik olarak yapılır durumda. Ee, burada bir eşleşme problemi ki e, bu beklenen bir şey. Zaten Larkin de bunun farkında. 3 ve... tane kısa topa yön verici aynı anda sahada yine. Evet ve sonuç itibariyle 3 dış 3 oyuncuyu ters tarafta tutup burada içerideki o eşleşmeye pası verme çabası var. Devam edelim lütfen. Muharrem'sin sinyali veriyor. Duralım. Şimdi Muharrem topu aldığı zaman yardım nereden gelecek? Buradaki ana fikir bu. Şimdi dip çizgiden de gelebilir. Ters taraftan Ki da gelebilir. Barcelona maçında serisinde genelde dip çizgiden geldi ve zorlandı Muharrem o pasları verirken. Kolay bir şey değil. Çünkü düşünsene, sağ elini kullanan bir oyuncusun. Topu aldığın zaman ortaya gitmen skor atmanın açısından yüzdeli atış ama dip çizgiye döndüğün zaman özellikle böyle 3 saniye koridorun dışında aldığın zaman döndüğün zaman bitirmek çok kolay değil. Evet. Öncelikle ortaya bir tehditin olması lazım ki savunmayı oraya yönlendir sonra dip çizgiden yararak devam ettik. Duralım. Top tarafından yardımı getiriyorlar. Yani printesis burada alanı daraltmaya geliyor. Larkin de bunun farkında direkt pas kanalına geliyor. Devam edelim. CSK'nın yaptığı gibi. Az önceki klavye evet. önünde. duralım. Larkin'in buradaki her, e, sorunu şu. Prentes'in kendisini yakalayacağı şekilde şutu kuvvetli atmak için tek zamanlı stop yapıyor. Yani iki ayağını sıçrayarak yere sağlam basıp bunun üstünden şut atmaya çalışıyor ki e, Larkin'in en çok dengeyi bulduğu atışların başında da bu pozisyonlar geliyor. Evet. Tek zamanlı stop üstünden. Devam ettik. Duralım. Ve lakin burada doğru bir şekilde rakip takımın en zayıf olacağı yer 3 saniye koridorun ortasına atak ediyor. Burada Axel Tupan'ın da artık savunmada devre dışı kaldığı, Simon'un ters tarafta olmasından dolayı savunmayı üstüne çektiği ve sonuç itibariyle Muerman'ın pozisyonu evet sana bir değer kattı ama Larkin bu içeriye topu vurmasa hiçbir anlamı yoktu oradaki ters eşleşmenin. Ve diğer yandan da Plyce çember altında ucum ribantı yapacak veya orada arkada Simon'a alan yaratacak şekilde bulunması da konuyu tamamlayan diğer faktör. Şu anda topu atmaya hazır olan oyuncu kim? Şurada. Evet, Misic. Yani şu anda Misic. Yine Pire'de değil de daha Atina'ya daha yakın. Yani <laughs> Misic'in nerede? E şut formu için yine hafif bir öne doğru yatmış, e, daha dik durması, dizlerini kırması gerekiyor ama sonuç itibariyle tabii e, bulunduğu mesafede kaç? 7.5 8 mi? 8 8.5. Değil mi? 6 75 çizgi olduğunu düşünürsen 8.5 buçuk Ve 10. skor 65-65 3. 65. çeyrekte önemli bir Evet. Çizim. Devam edelim. Devam ettik. Pas geldi. Şu anda Larkin öyle bir pas vermiş ki Axel Tupan'ın hem yardım yapıp hem dengeyi sağlayıp Missis'e dönme ihtimali yok. Ve Missis şu anda net pozisyonu bulmuş. 3 atak noktası yarattı Efes hücumda ve çözümü üretti. Atsın Missis şutu bir sonraki pozisyona geçelim. Efes'in topsuz hareketliliğinden yine bahsediyoruz. Temponun öneminden bahsediyoruz. Ya hızlı ileri almışız gibi görünüyor bu pozisyon ama hiç öyle değil. Efes'in temposunu vurgulayacağımız bir pozisyon. Biz de hızlı geçelim o zaman bunu. <laughs> Burada amaç en son karar aşamasında devam edelim. Duralım. Yani buradaki amacımız şu iki oyuncunun topu alacak şekilde alanı doğru paylaşacak sağ iç yerleşimini sağlamak. Perdelerde şöyle gelecek bir evet. perde buradan bir perde buradan gelecek. Evet, şimdi. aynen bu şekilde olayın akışında önemli olan kısım tempoyu sağda koruyabilmek. Devam ettik. Misic ve Larkin tempolu oynayınca Handoff'tan top geldi ve Muavman saha içi yerleşimini tamamladı. Ya bu arada yani Larkin'in de az önce attığı, Mistic'in de attığı pas çok da kolay paslar değil bak Koç. Yani yetenek, oyuncu yeteneğini de ya her zaman doğru şey, kullanabiliyor. Ya şimdi şöyle şey, çok iyi organizasyon yaparsın ama oyuncu yeteneğini seni bir yerde geride bırakırsa bunların hiçbiri olmaz. Veremiyorsa diyorsun geçmiş, geçmiş olsun, olsun zaten. Yani geçmiş evet. olsun. Sen e, pozisyonu hazırlarsın, o şut girmez, yapacak bir şey yok. Evet. Bu arada hani bu Real Madrid maçı sezon başı tempo iyi ama perde kalitesi düşük bu hücumda. Efes'in perde kalitesi sezon sonuna doğru çok yükseldi. E, oyuncular beraber yaşamayı öğrendir. öğrendiler. Sadece hücumda değil savunmada da inanılmaz bir yardımlaşma var. Şimdi Efes'in temposundan bahseden bir başka hücuma geçelim. Evet burada biz Misic ve Muayerman'ın e, ön plana çıkartmaya çalıştığımızı hatırlatalım. Belki haftaya e, Larkin'in özelinden gideceğiz. Gudur haftaya için Larkin Dunston yapabiliriz orada Evet Budur için özelinden gideceğiz. Evet, orada, için mi? Özelinden gideceğiz. E, önerileriniz varsa bizim YouTube e, kanalının altına yazabilirsiniz. Bu programı YouTube'da da izleyebiliyorsunuz. Onun altına yazabilirsiniz incelememizi istediğiniz oyuncular varsa. Veya seride öne çıkabileceğini düşünün. öne çıkabileceğini çünkü çok güzel yorumlar geliyor koç orada onları sık sık kullanıyoruz. Devam edelim. Duralım İşte bu da e, Anadolu Efes'in çeşitliliği. Larkin topla oynayabiliyor, Boba topla oynayabiliyor, Misic topla oynayabiliyor. Ve Simon topla oynayabiliyor ve Simon'un da bu ikili oyunlardan sonra sağ iç yerleşimine rakip takımın savunmasının geleceği pozisyonlara göre en doğru tercihleri de yapabilecek kaliteye sahip olduğunu da tekrar hatırlatalım. Aslında burada e, baktığınız zaman James Anderson'ın olayın içinde yok dörde dört oynanan bir parça varmış gibi sağda. Devam edelim. İki perde oradan. Duralım. Şu anda e, tercih Larkin'in top tutana kadar uzunun onun üstünde kalması. İşte sen her ikili oyun savunmasına cevap verecek şekilde sağ iç yerleşiminde oyuncuya yardımcı olman gerekiyor. Bunu Simon yapıyor. Evet. E, Larkin'e e, Larkin e sıkıştırma olduğu zaman burada Dunstan ve Simon yardımcı oyuncu Pasakçı konusu. Pas açısına gitmeye evet, Çünkü burada James Anderson'ın yapabileceği çok fazla yok. bir şey yok. Yapmaması yap da gerekiyor. Tabii tabii orada hani panik yapıp yukarı doğru hareket etse bir anda yerleşimi, ucum, bozulacak. E, yerleşimi bozulabilir. Devam edelim. Duralım. İşte Simon'un oyun bilgisi. Simon kafayı kaldırıyor. Dansının etrafında iki oyuncuyu gördüğü an diyor ki... Sürpriz. Muarman ters tarafta boş diyor. Devam edelim. Bak koç takip ediyor. Sen bir de etmiyor diyorsun. Tek olunca takip ediyor değil mi? <laughs> Ay bunu şey Final Four'a sakladık. <gülüyor> <gülüyor> Ve sonuç itibariyle Moerrman bunu çok kullanmıyor aslında. Kullanabilir de yani bu tip evet. e ayakları bu atışları. Savunma dengesi bozulduğu zaman. E şimdi yani o şutu sokuyor ama. Köşeden de sokuyor genelde. E acaba yorulduğu için gitmek mi istemiyor? Olabilir. Devam edelim. Sırada Real Madrid var. Real Madrid'in de savunmasını çok fazla ön plana çıkardık. Burada Campasso ve Tavares ikilisi savunmada dikkat çekiyor. Campasso ve Tavares olunca nasıl savunma yapıyor Real Madrid? Onu görelim dedik. Ve bu savunmayı nerede kullanıyor? Hani şey olur ya, hocam bunları öğreniyoruz da gerçek hayatta ne işimize yarayacak diye... <laughs> Yalnız Campasso e, inanılmaz bir seri geçirdi. Yani playoff serisi. Şimdi herkes birbirine ne yapacağını bildiği için burada da Karates'in e, arkası Bir dönük... duralım mı? Biraz geriye gelelim. Ya, Buyur arkası dönük. dönük oyununu herkes biliyor. Ama burada Kampasso'nun o mücadeleci yönü. Şimdi duralım. bir Şimdi biraz geri şu gelelim. var. Biz ne dedik? Gelelim bir duralım. Tavares'i oyundan, oyunun dışına çıkarmak için çemberden uzaklaştırmak evet. gerek dedik. Kampazzo'nu oyunun dışına çıkarmak için de onun boy dezavantajını kullanmak gerekiyor. Foul problemine sokmak gerekiyor. Yani sırtı dönük oyunları engel e, kullanmak gerekiyor. Şimdi Kalatis de bunu yapıyor. Bakalım o Kalatis'te Kampazzo'nun dansı nasıl olacak? İzleyelim. Tabii burada e, şunu unutmamak lazım. Kampazzo bu danslara alışık. Yani aynı Bobby Öyle gibi. Öyle mi geçmiş hayatı? Bence e, biliyor. Yani şu anda e, devam Duralım. Dans'a bir ara verdim. Hı hı. Şu anda Kalates topu burada alsa. Basket. Ya basket olacak ya Campasso foul yapmak zorunda kalacak. Campasso'nun en iyi yaptığı iş topu sürerek oynayan oyuncuya baskı yapmak. Ve onu yapabilmesi için de topu Kalates'in daha uzakta alması lazım. Bunu evet. sağlaması gerekiyor. Devam edelim. Dans'ın ikinci bölümüne geçelim. Ve Campasso teması sağlıyor. Bak önden. Önden alarak Duralım. itiyor. Biraz önce Kalates için hayal edilen şey neydi? Bir uzun gibi arkası dönük oyunu oynamak. E şu anda topu nerede aldı Kalates? 7 metrede. 7 metre. Ne oldu? Hı. Forvet'ten birebir oyuna döndü. Evet. Yani bir 5 numara gibi arkası dönük oynamayı hayal eden Kalates. Kampasso'nun istediği is oldu. Evet <laughs> aynen. İstediği oldu. Yani şu anda bir dış oyuncuyu savunan Kampasso'ya geldik. Devam ettik. Yalnız bu arada tabii e, boyuk aslında çembere yakın olması. Bakar mısın Tavares nasıl hazırlanıyor. Kalatis vura vura gitmek istiyor ama vuramıyor. Campasso vuruyor orada. Rebound sonrası orada. Ve 5'e 4. Ve Real Madrid'in belki de en iyi yaptığı Bak, Gözü kapalı. Kadrajda yok ama herkes biliyor değil mi orada Kozar'ın olduğunu yani. Ve geçiş oyunlarında bu tempo İlkanlı. yakalayıp atan bir Real Madrid var. Bunu unutmamak gerekiyor. Peki şimdi az önce bu Horns hücumu dediğimiz yüksek iki perde üzerinden yapılan hücumlarda... ...iki uzunun, Fenerbahçe'nin iki uzununun kullanıldığını gördük. Real Madrid bunu biraz daha farklı kullanıyor. Hatta sadece Real değil, Milano da bunu çok kullanıyor. Dört, ne yapıyorlar? Dört numarayı kenara koyuyorlar genellikle. Ee, ki onlar da oradan iyi atıyorlar. Hem Randolph hem Tompkins. Yani... 1 5 numara bir de 3 numara koyuyorlar. Kampası da nasıl foil almaya gidiyor? Şu yani. yerleşimi bir anlatır mısın koç? Yani ee, şu anda sağ iç yerleşiminde Oyunun setin adı da L'ymiş bu arada. Duralım. Şu anda pozisyon olarak baktığın zaman bir numara burada. Iki köşede. i̇ki köşede, üç numaram burada, dört numaram burada, beş numaram burada. Amaç burada üç numarayı aktif kullanabilecek şekilde devamını oynayabilmek. Ve burada Rudy perde yaptıktan sonra ters taraftan gelen par perde üstünden terse bir Çözülüyor. çözülme var. Ve ee, basit ama sonuca gitmeye yönelik pozisyon. Bunu datome gelip elden alarak elden pozisyonlar evet. var. Fenerbahçe'nin anlattığımız ucumlarında devam ettik. Kısa'nın kısaya perdelemesini çok kullanıyor takımlar artık. Evet. Bunu hem eşleşmeye kalamak için duralım. Burada Bobby aşağıdan geçince Rudy de Bobby'e göre daha uzun olmasından dolayı bu topu kullanmaktan kaçınmıyor. Devam ettik. bir sonraki pozisyon lütfen. CSK'nın da biraz savunmasından bahsedelim istiyoruz koç. Evet skor 64-63. Maçın bitimine artık dakik, saniyeler var. Maç topunu savunuyor. Sponelis burada eşleşme seçmeye çalışıyor. Ama, Ama bulamıyor. bulamıyor. Çünkü Konsantrasyon olarak maç sonu oynamayı çok iyi bilen bir CSK var ve hansı oyundayken? Bir duralım mı? Yani şimdi şöyle 1-2-3-4-5 diye yine CSKlı oyuncuları sıralar mısın? Fizik farkını <laughs> şimdi, e, ortaya koymak istiyorum. Şöyle bir şey e, burada 1 ve 2 numaranın olayın aksiyonun dışında kalması zaten savunmanın göbeğini kuvvetli Daha hale getiriyor. Ve, metre metre oralar. Evet. Sonuç itibariyle burada Voronsevic, Hains ve Kleinborn birbirleriyle her türlü varyasyonu yapabilecek şekilde. Yani burada Olympiakos'un tercihleri de bu savunmanın sanki biraz daha ön plana çıkmasına yardımcı olmuş gibi. Evet. Ama Spanyol'un olduğu yerde de başka bir oyuncunun top kullanması beklenemez. Belki burada işte bir kısaya kısa perdemeyle Spanyolis Rodi geriye kalabilirmiş. Evet. Zaten kısaya kısa perdelemeyi kullanabilmenin en büyük avantajı ha. bu. Devam edelim. Devam ettik. Duralım. Şimdi Spanolis'in yerine İsmail Şenol olsa karşında bu Hans'i görsen böyle kararlı oturmuş. Yani ben birebir oynarım diyebilir misin? Yok konuşarak ikna edebilirim <laughs> ben en fazla. Yani Hines, ya ya, biz ya kardeşim. beraberdik. <laughs> kardeşim bak ben seni UNC Greensboro günlerinden biliyorum. Ricky Hickman'la oynardın orada falan. Anca öyle yani hani yani, değil. Yani şu anda Spanolis bakıyor ve Hans zaten Diyor ki deneme diyor yani. yani bence aklından <laughs> Kardeş, bile geçirme hani, diyor. Biz bunu ilmanlarda çok denedik. <laughs> e, ona, devamını oynayalım lütfen. Duralım. E, biraz önceki sahneye geri döndük. Yine Clyburn gitti. <laughs> e, <tabii, spawn gülüyor> Şimdi yine Clyburn yine Sponis'le <laughs> eşleşti. Yani burada e, ben e, Olympiakos'un hücumlarından çok e, CSK'nın burada topu nasıl savunması gerektiğinin altına çizmek gerektiğini düşünüyorum. Devam edelim lütfen. Ve en sonunda da İspanyolcu küçücük dar bir alanda çözüm üretmeye çalışıyor. Başka bir soru sorabilir miyim? Tabii. Özlem. Bir adım geriye gelelim mi? İspanyolcu'nun bu şutları attığını çok biliyoruz. Evet. Peki nereye vurur atar? Ee, sağ tarafa yanak ayaklarına atar. Ama Şimdi nereye vuruyor? Sola vuruyor. Ve Neden? Burada Voronsovich e, yönlendirme gözü... yapıyorlar Tabii Tabii. Ama yani, yani o detayı da biliyor. Yani herkes o detaya da hakim. Yani. Sponos'li sağına vurup ayağını çektiğinde, bu hareketi yaptığında o basket. Ama soluna vurdurduğu için de o basketi Peki, engelliyorlar. Peki CSK'nın geçmişinde Spanolis'in bu tip basketleriyle ha, e, Final Four başka. Final Four'da ona o öğrenilmiş çaresizlik. Ya, o yani o da, yani ona da, hatırlarsın yani CSK'nın <laughs> Spanolis'in iki tane böyle üçlüğü var şampiyonluk gelirken. 2012'yi hatırla. Yarı finali hatırla. şey 2012 diyorum. 2017 yarı finalini hatırla. Ya, moladan dönüyorsun. Herkes biliyor ki ya Spanolis sağına vurup <laughs> üçlük atacak 8 metreden. Spanoli sağına vurup üçlük atıyor. Ama tabii Spanoli'sine foal hakkı dolmuşken burada yani hala üçlüğü kovalaması Ama gitmiyor ayaklar. Ayaklar gitmiyor. Peki. Peki CSK'nın savunmasından vurgu yaparak bu bölümü tamamladık. Final Four özel bölümü gibi oldu aslında bu. Gelecek haftada farklı detayları konuşacağız. Tüm yorumlarınızı, geri dönüşlerinizi bekliyoruz taktik tahtası için. Hani böyle sınav öncesi notlarımızı son bir kez daha karıştırıyoruz. Takımlar hakkında düşüncelerimizi daha diri tutmak istiyoruz. Taktik tahtası için görüşlerinizi bekliyoruz efendim. Bu haftalık bu kadar. Hoşçakalın.